Evet, burada da 3 ayrı şu anda işletme görüyoruz. Bu 3 ayrı işletmede mesela bakalım, bir kıymalı pide bir yerde 22 lira. Evet. Bir kıymalı pide. Bir yerde 39 lira. Evet. Evet, görüyoruz. Yine bir işletmemizde de 30 lira. Yani 3 farklı fiyat var. Şimdi tabii ki bunu şunu açıklayabiliriz. Arkadaşlar, şimdi serbest piyasa ekonomisi bir. İki, o işletmenin işte işletmenin dekorasyonuna ya da aldığı ürünlere verdiği önem olarak da bunu yine açıklayabiliriz. Mesela aldığınız domatesin de fiyat olarak değişik, biliyorsunuz, ürünleri var. 5 lirada domates var, 15 liraya da var. Şimdi etin de çeşitleri var. 30 liraya da et var, 150 liraya da et var. Yani sizin orada ne kullandığınıza bağlı bu, biraz da bu. Kıyma konusunda da aynı. İşte kuzu karışık kıyma, dana sırf, eğer dana kıyma kullanıyorsa orada da fark var. Şimdi gerçekten bu fiyatlar girdilerle alakalı. Bunu bir kere böyle söyleyebiliriz. Ayrıca işletmenin mesela bazısı 5 garson çalıştırır, bazısı daha iyi hizmet, servis vermek için 10 garson çalıştırır. Siz bir işletmede yarım saat beklersiniz, öbür işletmede anında servis alırsınız. Bunların işte farkları faturaya yansır arkadaşlar. Ya da bir işletme deniz kenarındadır, onun hani şerefiyesi vardır. Bir işletme de çarşı içindedir ya da daha böyle hani ücra bir yerdedir. Onun fiyatları da ayrıdır. Bir işletme aile işletmesidir, öbür işletme de zincir bir işletmedir. Onun da yine fiyatları ayrıdır. Bazı şeyler açıklanabilir ama bir de Bodrum'da asıl problem zaten şu arkadaşlar. Bodrum'da hani fahiş fiyatlardan bahsedilirken, mesela çok turizm memleketi burası sonuçta. Dünyadan insanlar geliyorlar. Dünyanın en zengin insanları, iş adamları, sanatçıları, devlet adamları, oligarklar, krallar, prensler tercih ediyor Bodrum'u. Şimdi onların beklentileri hizmet açısından çok yüksek. Şimdi belki de altın tabakta döner yemek istiyor. Yani ya da değil mi? Ya da o döneri işte çok organik, özel bir şekilde yetiştirilmiş. Ondan sonra hiçbir şekilde ilaç kullanılmamış, gübre kullanılmamış ya da çok denetimli bir şekilde yetiştirilmiş bir kuzudan belki yemek istiyor. Yani onu da sunacak ürün Bodrum'da var. Yani biz aslında bununla bence Bodrumlu olarak belki de gurur bile duymalıyız. Yani yanlış anlaşılmasın, her yere gitmek zorunda değiliz ki. Yani ben şimdi Türkbük'ünde X işletmeye gitmek zorunda değilim. Yani orayı da seçen insanlar var. Ama Bodrum'un buna da ihtiyacı var. Eğer biz bunları Bodrum'da olmasın, Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek arkadaşlar, o zaman gelip de burada para harcayacak turist Santorini'ye gider, Mykonos'a gider, Saint-Tropez'e gider, Ibiza'ya gider. Bodrum'a gelmez. Yani Bodrum'da, Bodrum'un işte tarım diyoruz, başka bir şey diyoruz ama Bodrum'un ekmek parası turizmdir, bunu yatsıyamayız. Ve biz turistin, bak vatandaşımızın demiyorum, turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Ya adam para koymuş cebine, gelmiş. Niye harcamasın? İstiyorsa bir dönere 100 bin lira vermek istiyorsa versin 100 bin lira, yesin dönerini. Bana ne? Serbest piyasa. Yani ama 20 liraya da döner var. Eğer o dönerin siz 20 lira olması gerektiği konusunda tereddüt ediyorsanız belediyemize başvurursunuz. Ben de gider onu sonuna kadar denetlerim. Eğer o dükkan pisse, o dükkanda doğru düzgün servis yoksa, o dükkanda gerçekten de aldığınız hizmetle ödediğiniz para arasında fark olduğunu düşünüyorsanız sonuna kadar gider denetleriz ve gereğini de yaparız. O konuda da herkes müşteri olabilir arkadaşlar. Ben oradaki işletmeye gittim. Yani evet. Şimdi bir de düğme var, papyonlar. Evet. Kişiye özel garson var. Evet. Kişiye özel, yani 100 kişiyse 100 tane garson orada var. Yani bazen de şu da, tabii ki şu da var. Doğru, haklısınız. Yani vatandaş da hani bunu istiyor, yani kendisine hizmet edilmesini istiyor. Evet. Ve pandemi döneminde, salgın döneminde de maliyetler, esnafımızın maliyetleri gerçekten çok arttı. Esnafımız arkadaşlar hem şu anda zaten iş yok, bir taraftan ona sonuçta yapmasını istediğimiz dezenfeksiyon, hijyen, maske gibi daha birçok kriter var uygulamasını istediğimiz. Hem bunları yap, hem personel sayısında indirim yap, hem masaları aç, hem de ucuza sat. Yani günümüzde gerçekten bu da çok zor. Ben esnafımıza yani Allah yardım etsin diyorum arkadaşlar. Çok zor bir durumda esnafımız şu anda. O yüzden
Ama bu da tabii ki zor durumda olmak, yüksek fiyata satarak da kendini kurtaracağı anlamına da gelmez. O dengeyi çok iyi oluşturmak lazım. Evet.